Hem zındık hem terörist. KK Yandaş basını zevkten bayıltan değişle FETÖ davası, halkı kutuplaştırarak bizden olanlar ve olmayanlar diye iki ana öbeğe ayırmakta demir manivela görevi görüyor. 17-25 Aralık ertesinde Haşhaşiler tabiriyle tutturulmaya çalışılan düşman tarifi yerine daha kriminal ve teknik bir ifadeye bıraktı. Terör örgütü Haşhaşi iftirasını kullanıma sokan danışmanın zeki biri olduğu muhakkak. Bu tabir, Anadolu ahalisinin genetik hafızasında çakılı duran heretik, heterodox İslami cereyanların kötü izlerini hatırlatan bir benzetmeydi. Selçuklu ve Osmanlı yönetimlerinde Müslüman olmayan zımmi tebaa, haraç ve cizye gibi vergileri ödedikten sonra kendi hallerine bırakılırlar, aralarındaki dini ihtilaflara ise o dinin ruhanileri bakardı. Eğer bunu hoşgörü saymak gerekirse, aynı hoşgörü Müslüman tebaadan esirgenmiştir. Zira sünni topluluk içinde heterodox cereyanlar dini ve ilmi bir mesele olarak değerlendirilmekten ziyade nizamı alemi yani kamu düzenini hedef alan çapkın tehditler olarak görülmüştü. Çoğu tamamen mistik, yani tasavvufi çerçevede ortaya konulan görüşlerin, ilmiye ile sufiye zümreleri arasındaki geleneksel çatışmadan da yararlanılarak, siyasi bir çehreye büründürüldüğüne dair hayli örneğe sahibiz. Buna ilaveten, sisteme yönelen politik itirazlar da dini bir retoriye büründürülerek savunuluyordu. Nihai tahlilde Osmanlı devlet ideolojisinin zannedildiği gibi hoşgörülü değil aksine çifte standartlı davrandığı açıktır. Sisteme yönelme ihtimali taşıyan her itiraz önce ulemadan fetva alınıp hemen akabinde devletin cebriyle ezilmiştir. Hizmet hareketinin evvela sahte şeyh Hoca görünümlü şaklaban, haşhaşi hakaretlerine uğratılıp dini noktayı nazardan zaafa düşürülmek istenmesinden sonra bu defa terör örgütü olmakla itham edilmesi yukarıdaki tarihi şablona birebir uyuyor. Osmanlı iktidarı ve uleması muhaliflerine alçaltıcı ve gözden düşürücü bir sıfat olarak genellikle zındık ve mülhit yakıştırmasında bulunur ve nihai planda karşı düşünceyi katil ve imha ile sona erdirirlerdi. Aynı şablonu şimdi de görüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Yaşar Ocağan Osmanlı toplumunda zındıklar ve mülhitler isimli araştırması bu açıdan son derece ilginç tespit ve tahliller ihtiva ediyor. Yukarıda özetlemeye çalıştığım mekanizma Osmanlı siyasi hayatında muhalefetin niçin gelişemediğini de izah etmektedir. Sünni Ortodoks görüşün temsilcisi ve hamisi mevkiindeki Osmanlı saltanatı, dini veya politik her itirazı, sünni ulemayı bürokratik bir sınıf olarak avucunda tutmanın üstünlüğünü kullanarak sindirmiştir. Hurufilik, Bedrettincilik, Bayramiye Melamileri, Gülşenilik gibi kayda değer tasavvufi kurumlar dışında Osmanlı resmi tarihlerinde kötü sıfatlarla anılan Alevilik de en sert biçimde cezalandırılmış ve merkeze sokulmalarına meydan verilmemişti. Günümüzde iktidara biat eden dini ve tasavvufi cemaatler şimdilik kaydıyla devletin geleneksel demir yumruğundan emin görünüyorlarsa da ilk itirazlarında evvela itikadi açıdan hücuma uğratılıp ardından terörist falan ilan edilebileceklerini çok iyi biliyorlar. Çünkü bu çirkin hatıra, Türkiye'de dini düşünce ve endişe sahibi her ferdin genetik hafızasına demir süngüyle kazılmış gerici bir gelenektir. Hizmet hareketinin dini noktayı nazardan itibarsızlaştırılması kamuoyunda ciddi bir karşılık bulmadı. Şimdi devlet düşmanı, terörist ve vatan hainliği ile suçlanıyorlar. Tarih hafızası ise şöyle uyarıyor. Kamuoyu bu gibi kritik durumlarda bodoslamadan devletin yanında saf tutar. Onun zalim mazlum tefriki devletin taraf olmadığı naif ve basit çatışmalarda işlerlik kazanır. Zalim ağa mazlum çoban hikayelerinde olduğu gibi. Bu durumda neyse ki hukuk var diyebilmek ne iyi olurdu.